köprüden geçti gelin köprüden. Ben bakıyorum. İyi akşamlar Sofyacığım. İyi akşamlar Fiko. Baba Fiko geldi. Hı. Keçinin sevmediği ot burnunun dibinde bitermiş. Akşam vakti yorgun argın işten gelmişim. Üstüne bir de ekstra eziyet olsun diye. Bana bu Fiko'yu gönderiyorsun ya kurban olduğum Allah'ım. Ya ben sana ne yaptım hiç bilmiyorum ki. Elimden geldiğince iyi bir adam olmaya çalışıyorum. Düzgün bir adam olmaya çalışıyorum. Dünyadaki görevlerimi yerine getirmeye çalışıyorum. Ama sen acaba beni bu dünyada sınıyor musun? Bitmedi mi daha ya? Tövbeler olsun ya Rabbi. Bunun hali ne peki? Nasıl bağladın? Aceleye geldi. Abi. Kız Çiğit. Ne senin bu üzerindeki? Elbise. Elbise? Biz anlamadık sanki elbise olduğunu. Ya sanki seni istemeye geliyorlar bu akşam. Ne kadar abartılı bir kıyafet bu ya. Çabuk çıkar şunu, yürü. Çıkarmayacağım. Elbet bir gün beni de istemeye gelecekler. Şimdiden alıştırma yapıyorum, ne var? Ne? Sen akşam akşam beni yüreğime mi indirmek istiyorsun? Hı? Şaka yaptım canım, şaka. Ne istemesi? Daha var onlara. Herhalde. Ben zaten hiç inanmıyorum ki öyle istemem isteme işlerine. Aferin. Çünkü ben büyük ihtimalle aşık olduğum çocukla hiç kimseye haber vermeden öyle gizlice bir yıldırım nikahıyla evleniveririm. Evet, bence de. Ne? Sen ne biçim laflar ediyorsun öyle? Bakıyorum senin o dilin yine epey uzadı. Vallahi keserim o dili yardan ha. Vay vay vay. Ben de sadece bana böyle sert yapıyor sanıyorum biliyor musun Sofyacığım? Meğer sana da yapıyormuş. Balacığım, Sofyacığım. Kusura bakmayın ama aile saadetinizi de bölüyorum. Bu konuda babam bence haklı. Çok rüküş olmuşsun bir. Yani kız istemeye giderken giyilecek bir kıyafet sana değil. Sana ne lan? Sana ne? Zibidi benim kızımın rüküşlüğünden. He? Zibidi. Bu ne? Aklın kadar kravat bağlamışsın. He? Bu ne? Aceleye geldi. Aceleye getirmeyeceksin. Her şeyi aceleye getirmeyeceksin. Bazı şeyleri yavaş yapacaksın. Aceleye getirirsen altında kalırsın. Haklı olabilirsin. Normal şartlarda haklı olabilirsin Palacığım ama şu anda heyecandan ayrılmak üzereyim. Kalbim yerinden pörtlenip pörtleyecek yani o derece. Mesela az önce Sofyacığım merdivenlerden çıkıyorum. Böyle bir ışık hüzmesi gördüm karşımda. Bir ses bana dedi ki gel oğlum. Ben de dedim ki yok gelmem. Dedi ki gel. Bir baktım aksakallı nur yüzlü bir dede. Dedim ki gelmem. Dayı dedi ki gel. Dayı bugün olmaz dedim. Sonra dayıyla gel gelme gel gelme diye bir baktım kapıyı Sofya açtı. Allah razı olsun kendimi burada buldum. Giderdin ya sen o dayının peşinden de ben de kurtulaydım. Hı? Bugün olmaz baba. Bugün olmaz. Fiko haklı babacığım. Bir an önce çıkmamız lazım bizim. Sen boş yere bana öyle babacığım, muhabacığım falan diyerek yalakalık falan yapma. Eğer bir gün benden habersiz değil evlenmeye, sözlenmeye bile kalkarsan seni sadece evlatlıktan değil. Vallahi o tuttu ben değil. Aynı anda bu apartmanın çatısından aşağıya fırlatıp atarım. Ben hiç senden habersiz evlenir miyim babacığım? Hiç olabilir mi böyle bir şey? Herhalde. Sana da bir nikah davetiyesi gönderirim herhalde. O kadar da şey değilim yani. Şimdi bu komik mi? Hı? Yani bu esprili bir şey mi? Yani şimdi sen beni niye kızdırıyorsun durup dururken?
Ben duymuyorum, rahat olun. Yani arkamı döndüm ben. Ne kadar görmüyorum desem de göz misafiri oldum yani, hepsini duydum. Gerçekten ne kadar eğlenceli, ne kadar sempatik, ne kadar deli dolu, ne kadar very famous bir kapısınız maşallah. Allah muhabbetinizi arttırsın. Bayıldım size. Keşke şu anda heyecandan bele bayılmak zorunda olmasam. Keşke yukarıda bizim tarafımızdan istenilmeye bekleyen bir Pınar ve onun emekli asker ve süper diktatör bir babası olmasa. O zaman Allah sizi inandırsın. Şuraya bir tabure çekip, ne taburesi? Valla bir sezon çekip böyle ayaklarımı uzatıp şu babalık kızlı şovunuzu elime de bir popcorn alıp saatlerce izleyebilirim, biliyor musunuz? Hatta arada inşallah şunu bir tutsana bacım böyle. El çırpıp tempo bile tutabilirim yani, o derece. Ama ne yazık ki öyle bir halim yok bana. Gözünüzün yanıyım. Lütfen benim işime odaklanın da şu işi bitirelim artık. Tamam. Tamam olur. Niye bağırıyor? Niye bağırıyor? Yeni doğmuş öküz yavruları gibi. Hı? Camış. Çıkıyoruz ya. Niye? Bala, durma. Bala, niye? Bugün ne diyorlar? He? Sanki kız kaçıyor. Öyle deme bala. Geç kaldığımız her dakika benim puan anneme eski olarak, eksi olarak yazılıyor. Pınar'ın babası emekli subay dedin, duymadın mı? Adam özellikle geç kalmak konusunda çok gıcıkmış. Yani biz yukarı çıktığımızda bize içtima alırsa hiç şaşırmayın. Anladım bir kocuğum. Sen diğer tüm konularda maşallah süper bir damat adaysın. Bir tek bu dakiklik konusunda façan var. He? Pala, pala, pala and pala. Gerçekten bu kritik karşılaşma öncesinde kadim bir dost olarak süper moral veriyorsun bana. Tebrikler. Ben burada bu dahiyane aklı yemek üzereyim. Sen hala eski kadim bir dost olarak benimle kafa buluyorsun. Lan yürü oğlum yürü. Çok konuşma, düş önüme yürü. Zibidi. Asıl sana kızını verecek adam çoktan aklını yitirmiştir. Yürü. Şşş. Bana bak lan şebek maymunu. Yine vuracaksın nenen, değil mi? Nenen nerede nenen? Ve günün sorusu. Nenem yukarıda namaz kılıyor. İyi. Allah kabul etsin ya Rabbi. Yürü. Sağ ol. Anahtarı aldın mı kızım?